Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oldukça ağır, benim için ağır yani, bir makyaj yapacağım. Bu böyle genelde yapmak istediğimiz ama yapmadığımız makyajlardan biri bence. Çünkü ben de bir düğüne ya da bir yere gittiğim zaman aklıma böyle bir şey geliyor, sonra diyorum ki şimdi onunla uğraşma. Ama bugün uğraştım ve gerçekten sonuçlarına bayağı da memnun kaldım. Böyle teknik sıkıntılar yaşadık tabii ki, yine arada gözüm aktı, bıdı bıdı bir şeyler oldu ama yine de yaptım ve çok beğendim. Özellikle şimdi düğün vakti giydiğiniz o saks mavi elbiselerle, o ışıltılı mavi yansımalı elbiselerle kullanabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle ten rengini daha esmer bulanlar, böyle koyu buğday olanlar, kahverengi gözlüyseniz ve tabii ki mavi gözlüyseniz çok rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Eyelinerlı opsiyon olabilir isterseniz, bu kadar mavi bir şey kullanmayabilirsiniz ama varyasyonları da çok çok arttırılabilir bir makyaj. Çünkü çok daha fazla şey çeşidini görüyorsunuz zaten sürekli. Hani bunu böyle aldığımız her paletle denesek bir sürü varyasyon var. Sonuç olarak eğer nasıl yaptım merak ediyorsanız neler kullandığımı izlemeye devam edin. Ben tabii başlamadan önce kaşlarımı yapacağım. Bobbi Brown'lı Mahogany isimli farını kullanıyorum. Hazır elimde pudra varken pudrayla göz kapağımı sabitliyorum. Bugün biraz yeni paletlerden gideceğiz. Bobbi Brown'ın Nude on Nude Eye paletlerinden Bronze Nude Edition isimli paletini kullanacağım. Şu buff rengi kendini çok belli etmiyor ama çok güzel bir karıştırma rengi. Önce ondan başlıyorum. Her zamanki gibi dış köşelerimizi biraz dışarı çıkarıyoruz. Bu göz makyajı biraz daha gösterişli olacağı için göz kapağınızı olabildiğince büyük göstermeniz lazım. Şimdi sıra geldi proper rengine. Bununla biraz daha derinleştireceğim. Nick Chocolate isimli far ile de artık yoğun gölgelerimizi vermeye başlayabiliriz. Önce tabii ki buster check yapıyorum. Köşeleri her zaman fırçanızda kalanla derinleştirin. Şuraya hafifçe bir V çiziyorum. Gözümü daha çekik gözükmesini sağlayacak bu. Paletteki en koyu renge geldik. Black Chocolate rengiyle son noktayı koyacağız. Bu palet biraz makyaj 101 paleti. Çünkü biz çok fazla riske girmek istemeyebiliyoruz bazen makyaj yaparken, ki çoğumuz aslında girmiyoruz. İşte bronzlar, kahveler vesaire. Bu biraz daha soğuk alternatifi. Daha klasik makyajlar yapmayı seviyorsanız bununla rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben mesela şu bronzu çok seviyorum. Bu diğer gözümde kullandığım ilk soft renkleri de gelin makyajında böyle geçiş renkler olarak kullanıyorum. O yüzden bir klasik evimde bir kahverengi paletim olsun diyorsanız bu güzel bir alternatif. Şimdi makyajımıza biraz renk katacağız. Öncelikle alt kısmı yapacağım ki üstte kullanacağım pigmente karar verebileyim. O yüzden Make Up For Ever'ın Color Artist serisinden Blue Anyway isimli kalemini kullanacağım. Şimdi alt kirpik dibimde bunu hem göz içime hem de dış köşelerine kullanıyorum. Bu çizgiyi biraz düzeltmek istiyorum çünkü gözümü badem gibi göstermek gibi amacım var. O yüzden hafifçe yukarı çıkan bu kısmı düz bir çizgi çizdim. Arkaya da şöyle devam ettiriyorum. Bunu hemen böyle kesik uçlu bir fırça ile dağıtacağım. Daha sonra ise pigment kullanacağım. Zaten en başta düşündüğüm pigment buydu ama yine de emin olmak istedim. NYX'in Dark Side isimli pigmentini kullanacağım. Şimdi tabii ki yapıştırıcıya ihtiyacımız var. NYX'in yine glitter yapıştırıcısını kullanıyorum. Uç kısımları biraz daha süreceğim glitter çünkü az geldi. Bu kadar parlayacağını düşünmemiştim. Tahmin ettiğimden daha da bayağı parlak ve iddialı oldu. Farı biraz derinleştirmek için Bobbi Brown'un paletindeki Black Chocolate isimli farı alıyorum. Ve yavaş yavaş ekliyorum. Yeniden karıştırma fırçamla da dağıtıyor. Gözüm aktığı için
Biraz farlarım maalesef şurada patladı. Ama buradan gözüm akıyor o yüzden. Göz pınarımı aydınlatmak istiyorum. Yine Bobbi Brown'un bir ürününü kullanacağım. Bu da Moonstone isimli farı. Çamı bayağı ıslattığım ve bol bol alıyorum. Bir sıra geldi Maybelline'in Hyper Precise All Day Eyeliner'ına. Bu makyajı eyelinersiz düşünemiyorum. İnce de olsa böyle küçük bir eyeliner çekeceğiz. Pigment olduğu için sadece Buster Check yöntemi kullanıyorum. Böyle ittirmiyorum eyeliner'ı. Şimdi Lyonesse'in teknik kepiklerini takacağım. Longları ve mediumları takacağım. Sadece böyle uçta derinleşsin istiyorum. Takmadan önce kirpiklerimi kıvıracağım. Şimdi sonunda tene geçebildik. Gözde tahmin ettiğimden daha da şatafatlı bir şey yaptım. Normalde bu kadar şatafatlı böyle parlak bir şey beklemiyordum. Pigmenti denememiştim daha önce. İlk defa denemiş oldum. Elimde falan denedim tabii gözümde denemiştim. Neyse. Sonuç olarak Makeup Forever'ın öncelikle Radiant Primer'ını kullanacağım. Bunlar Step 1 diye geçiyor. Bir sürü çeşidi var. Tabii ki sağlıklı bir görünüm için her zaman önce Radiant, yani daha nem veren bir ürün tercih ediyorum. Böyle biraz da renk bırakıyor. Renk eşitliği sağlıyor gibi geliyor açıkçası pembelikler için bana. O yüzden özellikle kızarık hissettiğim günlerde kullanıyorum. Daha sonra yine Makeup Forever'ın Smoothing Primer'ını kullanacağım. Bu sanırım bugüne kadar en çok işe yaradığını gördüğüm Smoothing Primer. Bugüne kadar kullandıklarım pek işe yaramamış gibi hissediyorum. Çünkü özellikle başkalarını uyguladığım zaman ya evet pürüzsüzleştiriyor ama çok da değil sanki gibi bir efekt oluyordu genelde diğer ürünlerde. Ben bir de çok Smoothing Primer denemediğim için, sevmediğim için daha doğrusu çok fazla denemiyordum. Ama bunu böyle özellikle kullandıktan sonra hem ciltten soyulmuyor. Normalde Smoothing Primer'lar çünkü sürdüğünüz an soyulmaya bayağı elverişlidir. Hem de gerçekten pürüzsüz bir görüntü veriyor. Zaten gözeneklerimizi kapatması beklediğimiz bir şey değil. Çünkü eğer gözenekleriniz zaten çok büyükse bunun için yapabileceğiniz çok bir şey yok. Böyle daha çok burun pürüzlüğünü almak, dokulu görünümü almak için kullanılabilir böyle şeyler. Yani umudunuzu o yüzden çok yüksek tutmayın Smoothing Primer'larda. Daha sonra hem pratik bir yöntem olan hem de fotoğraf proof, yani böyle özel günlerinizde akşam fotoğraf çekinecekseniz vesaire rahatlıkla kullanabileceğiniz bir stick kullanacağım. Böyle bol bol sürüyorum. Çünkü bunları Beauty Blender ile dağıtacağız. Sünger ile, Beauty Blender'den kastım aslında sünger. Çünkü uzun zamandır Beauty Blender kullanmıyorum. Çünkü sünger ürünün çoğunu yiyor. Ve böyle stick fondötenlerde ben açıkçası rengi ve kapatıcılığı görmeyi sevdiğim için her yere uyguluyorum. Ama yorgunluk giderme makyajını mesela görebilirsiniz. Sadece bunu bölgeselde uygulayabilirsiniz. Böyle stick fondötenler çünkü yapıları nispeten daha kremsi olduğu için, ki bence bu özellikle Makeup Forever'ın Ultra HD'si normalden nemsiz ciltlerin de kullanabildiği güzel bir stick fondöten. Yağlı ciltler için değil yani. Normalde biliyorsunuz stick fondötenler daha yoğun yapılı diye geçer. Ama Makeup Forever'ınki çok ince. O yüzden bunu böyle bölgesel de kullanabilirsiniz. Benim gibi tüm yüzü kapatmak adına da kullanabilirsiniz. Peki bazı noktalara, özellikle sivilcelerimizin olduğu noktalara bir kat daha geçiyoruz ki onlardan kurtulalım. Benim bu seriyi sevme sebeplerinden biri aslında bu contour sticklerini kullandığım R530 rengi. Çünkü çok kolay dağılıyor ve gerçekten bence Türkiye'deki bizim renk skalamıza en uygun bronzer tonlarından biri. Hem böyle güzel bir kontür veriyor hem de bronzlaştırıyor. Bunu en iyi dağıttığım fırça NYX'in fondöten fırçası. Başta Buster Check yapıyorum, rengi oturtturuyorum. Daha sonra dağıtıyorum. Bunu da böyle keskinlik oluşturması adına önce aşağıya sonra yana doğru. Bunu direkt aşağıya. Bugün tamamıyla Makeup Forever ürünlerini denemek için adamışım resmen kendimi. Ama
Geçen haftalarda neredeyse hiç bu doğru düzgün makyaj videosu çekemedim. Elimde bir sürü ürün birikti. Hem aldığım çok fazla şey var hem de gelenler var. Bir sonraki videoda da Maybelline Lemonade Farpatini kullanayım diyorum. Ne dersiniz? Siz de eğer isterseniz onunla ilgili bir makyaj çekeceğim. Bütün ürünler Make Up Forever derken dalga geçmiyordum. HD Ultra HD Concealer'ımı deneyeceğim. Bu hangi rengi? R22 rengi. Şimdi bu R22 rengi bayağı pembe bir renk. Biz bunu korrektör olarak kullanacağız. Madem pembe değiliz, o zaman biz bunu göz altımızda eşitlemek için kullanırız. Korrektörlerde biraz daha ince bir ürüne ihtiyaç duyabiliyorum. Şöyle. Bunu genelde yapısı çok ince olduğu için fırçayla uygulamayı tercih ediyorum. Daha sonra ise Y31 rengini kullanacağım. Bu bayağı sarı bir renk zaten. Bunu hatta direkt Beauty Blender ile uygulayabiliriz. Çünkü artık beklenti tamamıyla kapatmak. Bu concealer'ın en güzel yanı da çok yoğun bir pudraya gerek duymamaları. O yüzden Make Up Forever'ın Ultra HD Micro Finish, bu Press Powder Micro Finish mi? O kadar dikkat etmemiştim. Micro Finish diyor. Evet, biraz şey yapıyor. Gözenek küçültme efekti var. Güzel de sabitliyor ve Ultra HD olduğu için de fotoğraflarda çok daha pürüzsüz bir görüntü elde ediyorsunuz. Ama ben genelde çok ince bir yapısı olduğu için kullanıyorum. Biliyorsunuz çünkü normalde baking yapıyorum. Baking yapmadığım müşterilerime ya da gün içerisinde pudra tazelemem gerektiği zamanlarda ben bunu kullanıyorum çünkü ben biraz daha bakingciyim. Ama tabii ki bu tarz ürünlerle de kullanılabilir. Efsane favori. Bugün bütün sevdiğim ürünleri kullanmak konusunda şeyim var arada, yemin ettim. Kiko'nun Jelly Jungle Beige Storm isimli bronzerını kullanacağım. Toz bir ürüne geçince daha kalıcı olacakmış gibi hissediyorum. Bu arada Nude'den Nude paletin içerisinde şöyle bir highlighter var. Benim bildiğim kadarıyla bu highlighter yani. Şimdi onu kullanayım diyorum. Do nothing. Keşke bir şeyler yapsaydı. Yaptı ama benim sevdiğim seviyede yapmadı. Açıkçası acaba bundan daha fazla istiyor muyum diye düşünmüyor değilim çünkü göz makyajı çok ağır. Eğer buna highlighter da patlatırsam fazla gelebilir. O yüzden bugün doğal takılalım. Proxy'nin Eda ile yaptığı Hydra Mist, yine Moisturizing, bıdı bıdı deniz yosunlu özlü spreyini kullanacağım. Ben normalde aloe vera olanı seviyorum. Bu biraz vücut losyonu gibi kokuyor. Aloe vera'lı daha çok böyle yüz için gibi. Highlighter'ımdan son bir kez geçiyorum. Bu ıslattıktan sonra uygulama yöntemini asla bırakmayacağım. Geçtiğimiz günlerde Kokoşi ile bir etkinliğe gittim. Ve şu ruju verdiler. Şoklardan şoklara gittim. Yani Louboutin biliyorsunuz tasarımını. Aynısı. Bakın şey, kolyeyle takmak için bile yeri var. Hiç denemedim. Sadece elimin üstünde denedim. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü böyle şey olarak yapı olarak çok tatlı bir yapısı var, bilmiyorum. Çok da önyargılı olmak lazım mı, olmamak mı lazım? Bu markaların birbirlerini taklit etmesi konusunda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Açıkçası benim adıma 300-400 lira mı ne yani olur. Onu almak yerine böyle bir şey eli evde bulundurmayı tercih edebilirim. Ama makyaj malzemelerini süs olarak kullanamadığım için bilmiyorum çantamda taşır mıyım böyle bir şeyi. Ruj rengi olarak olmadı. Ama denenebilir ya. Keşke birazcık daha nude olsaymış. Yine çok yoğun bir renk kullanma taraftarı değilim tabii ki böyle bir makyajda. MAC'in Velvet'te de isim rujunu kullanacağım. Ve yine tabii ki gloss kullanmaya karar verdim. H&M'in All That Shimmer isimli glossunu kullanıyorum. Çok az ama orta kısmı. Sadece ruj biraz daha ıslak dursun diye. Sıra geldi favori maskarama. Böyle maskaraları favorilemek benim çok sevdiğim bir şey değil. Çünkü maskara kullanmayı sevmiyorum. Benim sevdiğim şey şey uzun dursun, ayrık dursun. Şimdi o yüzden yıllardır, 1,5 yıl neredeyse, 1,5 yıl oldu mu gerçekten? Olmuştur valla. Bunu aslında lacivert maskara da çok güzel olurmuş alt kirpik diplerine. Ama öyle renkli şeyler bende yok. Sizde varsa kullanabilirsiniz. Umarım makyaj hoşunuza gitmiştir. Biliyorum çok böyle yine bizim kullanabileceğimiz bir şey değilmiş gibi duruyor. Ama
bu söz ön demeyeyim ama genelde böyle her yaz saks mavisi bir elbise alınır. Bir düğüne gidilir. Ve saks mavisi elbiselerin de ortak özelliği aksesuarın olmamasıdır. Trend yol şeylerini gibi düşünebilirsiniz, elbiseleri gibi düşünebilirsiniz. Böyle çok aksesuar takmayı sevmeyenler, desenli, ışıltılı şeyleri sevmeyenler için gösterişli bir makyaj tercih edilebilir. Ya da siz zaten ışıltılı bir şey giyiyorsanız o da bunu çok güzel destekler. Ben yalnız bunu, başında da söyleyeceğim tabii bunu da, mavi ve kahverengi gözler için yakıştırıyorum. Çünkü yeşil gözlerde yeşili biraz çirkinleştiriyor mu denir? Yeşil gözün o canlı yeşili yerine bir sarımtırak bir renk atıyor. O yüzden ben genelde mavi tonlarını çok fazla kullanmayı, giymeyi vesaire sevmiyorum. Hani yeşil gözümü ortaya çıkarmak gibi bir takıntım yok. Ama kendi ten rengime de yakıştırmıyorum sanırım. Biraz onunla da alakalı. Ama yengeç burcuysanız, ki ben yengeç burçlarına genel olarak hepsinin mavi yakıştırdığını düşünüyorum, kendilerine renk yakıştırdığını. O yüzden deneyin derim. Umarım hoşunuza gitmiş dediğim gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.